Bugün 5 Mayıs ve San Diego Old Town'dayız. Çünkü bugün Cinco de Mayo. Amerika ve Meksika için bayağı özel bir gün bugün. Buraya gelmemizin sebebi de Cinco de Mayo'nun merkezi burası diyebiliriz. San Diego'nun ilk yerleşim yeri. Aslında ilk San Diego direkt burada kurulmuş. Daha sonrasında böyle küçük küçük dükkanların olduğu, böyle hediyelik eşyaların olduğu bir yer haline gelmiş. Keyifli, güzel bir yer burası. San Diego'ya gelirseniz mutlaka Old Town'a gelmenizi tavsiye ederiz. İspanyolca 5 Mayıs anlamına gelen Cinco de Mayo, Meksika'nın Puebla Savaşı'nda Fransızlara karşı kazandığı savaşın yıl dönümü aslında. Burada da tam anlamıyla bir bayram havası var, çok kalabalık. Amerika'da Meksika'da kutlanıldığından daha fazla kutlanılıyor. Hatta Meksika'da Puebla dışında pek fazla kutlanılmıyor Cinco de Mayo. Amerika'da büyük bir coşkuyla kutlanılmasının nedeni ise buradaki Latin topluluğunun çok fazla oluşu ve bugünün onlara özel olması. Aslında buradaki Latinler sayesinde Amerika için çok önemli ve çok özel bir gün haline gelmiş. And when you turn to me and smile, it takes my breath away. Such a feeling of complete and utter, as I do tonight, lady in red is dancing with me. Ertesi günden herkese merhaba. Dün gece çok tatlıydı. İnanılmaz keyifli bir yemek yedik. Artık hani her detayı çekmek de istemedik. Biraz da kendimize zaman ayırdık. Bugün ajandası biraz yoğun. Kahvaltımızı yaptık. Dedik ki bir kahve içelim. İlk kez deneyeceğimiz bir kahveci. Daha sonrasında iki tane markete gideceğiz. Bir yeşil erik bulma düşüncemiz var. Umarım bulabiliriz. Tam artık zamanı da geldi, mevsimi de geldi. Ama neyse, konuyu fazla uzatmayalım. İlk bir kahveciye girelim. Güzel bir kahvemizi içelim. Bugün bu arada değişiklik yapacağım. Americano almayacağım. Cortado alacağım. Bu benim için büyük bir şey. O zaman hadi içelim. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I remember days of wonder. We were always gonna last. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast? San Diego'da iki tane gittiğimiz International Market var. Biri Balboa. Zaten eğer önceki videolarımızı izlediyseniz mutlaka denk gelmişsinizdir. Oraya bayağı fazla gidiyoruz. Bir de North Park var. Hazır bu bölgeye gelmişken bir buraya uğrayalım dedik. Ömür'ün de dediği gibi tam erik mevsimi artık. Erikler çıkmaya başladı. Buradan bir bulmayı umut ediyoruz. Umarım gelmiştir. Hem yeşil erik bakacağız hem de hazır gelmişken salça falan birkaç alacağım şey vardı. Şimdi onları alalım. Oradan sonra da Whole Foods'a gideceğiz. Buraya gelmişken genelde sebze alıyoruz. Güzel oluyor sebzeleri. Zaten buranın adı North Park Produce diye geçiyor. Yani taze meyveler falan, böyle sebzeler var burada. Bir de çalan müzikler güzel olsa. Erik bulamadık ama çağla var. Muhtemelen alacağız. Pound'u 99 centmiş. Şöyle en azından tadımlık bir tane alabiliriz. Amerika'da özlediğim meyvelerden en çok incir var. Yani burada incir var ama buranın incirleri hakikaten, yani şu gösterdikleri gibi, fotoğraftaki gibi genelde olmuyor. Almıyoruz. Yani Türkiye'deki incirler gibi kesinlikle olmuyor. Türkiye'ye gidince hep bir dolu dolu incir yeme durumu oluyor. Şu patlıcanlar da bayağı güzel duruyor. Şunlar mı? Yok, şunlar.
bebek patlıcan. Buna ne yapılır ki bebek patlıcan? Çok tatlıymış. Şu kavunlar bayağı çekici duruyor. Sanki şey gibi, 40 ağaç kavunu gibi Türkiye'nin. Alsak bir tane iyi olur sanki. Daha yeni karpuz kestik ama bir tane alalım ya. Pound'u 1.59'muş. Burada diğer karpuzlar da var, diğer çeşitler ama şunu bir denemek istiyorum. O salatalıklar da var valla. Bayağı da güzel duruyor. Normalde bu tarz salatalık da bulmak zor aslında. Hep büyüklerden alıyoruz ama şunlardan alalım. Hatta şey diyor zaten, Mediterranean. Bunlar bir de tam şey turşuluk gibi. Evet. Turşusunu kurunca güzel olur bunlar. Alalım ya, hadi. Ama çok almayalım, salatalık çok çabuk bozuluyor. Çünkü evet, yemiyoruz da bir de fazla. Normalde ama yiyelim ya, unutuyoruz yani. Böyle katır kutur eline alıp yemek lazım. Kütür kütür. Burada böyle bazı Türk ürünlerini bulmak mümkün. Mesela albeni var, halley var. Şu halley benim çocukluk, ilkokuldayken özellikle hep sabahları bir tane halley yerdim. Çok severim, hala severim de. Yani tatlıya çok girmek istemiyoruz. Hatta bakın Ülker var. Petibör bisküvi. Etinin kakaolu petibörü bu da. 3.99'muş. Miskremler var. 2.49'a. Bayağı Türk ürünü var burada. Bu markanın böyle paketli kuru domates olduğunu bilmiyordum. Şaşırdım bayağı bir bunu görünce. Hem de Product of Turkey. Türkiye ürünü. İyiymiş. Evet. Et burçak var. Büyükleri 4.79. Şöyle küçük alırsanız 1.29. Bir de eti kraks var. Onlar da 1.49. Burada neler varmış böyle? Halleyler, albeniler. Halleyi çok seviyorum. Hı. Ama albeniyi de çok seviyorum. O yüzden albeni alacağım. Ne kadar fiyatı? 3.99. 3.99. Halley de 5.49. Albeniyi alalım. Ne arıyoruz şimdi? Biber salçası alacağım. Bir de közlenmiş biber alacağım. Şu közlenmiş biberlerden alacağız değil mi? Hangisini alalım? Evet. Bak Seran'ım var. Başka şu ne güzel, var? Şunu daha önce almıştım, memnun kaldım bundan. Öyle mi? Evet, 3.99 hem uygun da fiyatı. İyi tamam. Burada da böyle çorbaları koymuşlar. Ezogelin var, tarhana var. Ama Ecem hepsini kendi yapıyor yani. Genelde biz hazır çok tüketmiyoruz çorbalarda. Geçen gün hatta internetten tarhana da aldık. Bayağı da güzel oldu. Ben eskiden tarhana çorbası çok sevmezdim mesela, artık seviyorum. Aa, ben çok severim tarhana çorbası. Hmm. Hatta bak şey, lentil soup bile var, mercimek çorbası ama. Zaten biz kendimiz yapıyoruz onları. Evet, bunların içinde katkı maddesi oluyor çünkü. Hı. Ne kadar çok evde kendimiz yaparsak o kadar sağlıklı. Ne o? Ha, ada şey, çayı. Ada çayı, evet tamam. Alalım mı? Alalım bence ya, evde bulunsun, güzel oluyor akşamları içmek. Demleriz. Bir tavuk tarifim var, portakallı ve ada çayı. Ben aslında onun için alıyorum. Hadi be, ada çayı koyuyorsun portakallı. Evet, şey, aslında tavuğa. Normalde taze ada çayı konuluyor ama ben tazesini buradan bulamayacağım için kurusuyla yapacağım. Tamam. Zeytin bakacağım ama normalde Marmara Birlik alıyoruz ama bunlar da çok küçük ya. Bu son zamanlarda niyeyse hep küçükler denk geliyor. Şu Sera'nın aslında güzel sanki, etli etli duruyor. Olmadı, bundan alalım bu sefer. Bunlar birazcık şey gibi geldi ya, küflü gibi bazı. Bu güzel aslında, güzel gözüküyor ama bu da küçük. Küçük olsun, olmadı ya. Bundan alalım bir tane. Bu nasıl? Bu da küçük sanki. Bu küçük mü bu? Değil mi? Aslında o kadar küçük değilmiş ya. Ya şu, bu marka güzel oluyor. Evet, Marmara Bilin şeyi, zeytinleri güzel oluyor. Hadi bu sefer olmadı, bunu mu denesek? Bunu mu olmadı? İyi tamam, hadi onu alalım. Tarihine bir bakalım. Tamam. Ben bu arada bak ne buldum. Ne o? Ooo, künefe. İyiymiş. Yufka almıyor. Alma. Yapacağız mı paçanga böreği? Paçanga böreği. Oo, evde en son pastırma yaptık, evet, bu arada. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Sadece kesme işini beceremedik. Evet, biraz daha oldu. Keskin bir bıçak lazım. Evet. O zaman Ezine Tahsildaroğlu alalım bir tane. Ne alalım? Keçi mi? İnek mi? Valla hepsini oyun seviyorum ben. İnek alalım, olmadı bu sefer yani. Alalım. Keçi de güzel oluyor. Sen bilirsin. Ne aldın? İnek. İnek aldım. İyi tamam. Bir de yoğurt alalım. Şu abalı yoğurtlar güzel oluyor. Biraz daha böyle hani Türkiye'deki yoğurtlar gibi. Şunlar da fena değil. Herhalde abalı alacağım. Tehlikeli bir şey aldın sanki. Çok fena bir şey yaptım. Kaymak. Kaymak alıyorum böyle ama çok uzun süredir ballı kaymak kahvaltıda canım çekiyor. Aslında her zaman yapmıyoruz ama artık bu seferlik bir istisna yapıyorum ve alıyorum kaymak. Alışverişimizi yaptık. Sepeti doldurduk. Şimdi şeye, Whole Foods'a gideceğiz. Evet, Whole Foods'tan da favori bir smoked salmon'ımız var orada. Tütsülenmiş somon. Onu alacağız. Bir de ekmek alacağız. Ondan sonra eve gideceğiz. Bu aldığımız ürünler bu arada $102 tuttu.
Normal. Normalde zaten buraya ne zaman gelsek? Bir yüzü görüyoruz. Evet, bir yüzü mutlaka görüyoruz. Bir de şey oluyor, birikiyor. Çok sık gelmediğimiz için, biriktirdiğimiz için de bu kadar fazla tutuyor aslında. Orada bir şey yanıyor ya. Dumanlar çıkıyor vallahi. Ne olmuş acaba? Yani zaten şeyde itfaiye falan da var sanki. Bir şeyler var orada. Evet ya. Umarım ciddi bir şey yoktur. Aynen, bir de Whole Foods mı yanıyor acaba? Oha, bayağı bir şey olmuş orada. Bayağı sağlam yanıyor ya. Neresi Neyse. Yanıyor acaba? Şu sağda bir yer baksana, duman nasıl geliyor orada? O ne ki orası acaba? İnşallah böyle ev mev değildir. Yani inşallah kimse yoktur içeride şu anda. Nasıl duman koktu? Evet. Böyle şey, yanık koktu, duman Aynen. koktu diyorum. Neresi? Orada ev de yok sanki ya. Ne var ki orada yanıyor? Üf, duman içinde vallahi her yer. Hadi dumanı görüyorum ama böyle nereden geldiği de belli değil. Her yeri sarmış. Aa, şu ağaç mı yanıyor ya? Şu. Ya orada bir şey yanıyor. Aa yok. Ev mi? Anlayamıyorum. Bayağı karışmış. Evet, karışmış buralar vallahi. Şimdi Whole Foods markete geldik. Buradan bir şeyler alacağız. Burada da güzel ürünler oluyor ya. Seviyoruz bu marketi de. Elmalar bayağı güzel gözüküyor. Her yerde elma. Evet, elmaya yükseliyorum her yerde. Elmamız az kalmıştı aslında, alabilirim bak. Şunlar bayağı da güzel duruyor. Biz araba alsaydık ya. Alayım ben. Hadi al buraya. Salmon için geldik. Umarım vardır. Evet var. Şunlardan alacağız. Hangisi oluyor? Göremedim. Yani şu tütsülü somondan alacağız. Somonumuzu aldık. Tütsülenmiş somon. Burası da hep çok güzel kokuyor ya. Burada böyle açık büfe tarzı. Bir gün buraya gelelim, yemek yiyelim. Akşam güzel yemek yemeyecek olsak alırdık aslında. Salata barı da var hatta. Buradan istediğinizi alıyorsunuz. Şu kutulara koyuyorsunuz. Pound'u $12. Böyle zeytin barı da var. Bu zeytin barından. Şurada da şeyler vardı, çorbalar vardı. Buradaki çorbalar bak mesela hep böyle katı gibi oluyor, yemek gibi. Ama güzel duruyor. Dolma bulduk, alalım istersen biraz. Sarma aslında. Burada dolma diyorlar, hep kafamız karışıyor. Sarma dolması. Tamam, baba ganmış da varmış. Baba ganmış bir kere almıştık, fena çok değildi. Çok fena, çok güzel yani böyle, değildi evet, ya. Evet, çok yükselmemiştik. Aynen. Ama sarma, hadi bir, sarmayı aynen. da almıştık, onu da fena değildi ama. Evet. Dolma mı alıyorsun? Ha, caciki. Cacık dolma. Bu kadar yeter mi? Yeter ya. Doğru düzgün ekmek kalmamış. Normalde şundan alıyorduk. Bu güzel oluyordu. Bırakmamışlar. Şu var ama bilmiyorum. Bundan hiç almadım. Çok çekici gelmedi niyeyse. Bunlar var. Nasıl, bu güzele benziyor sanki. Güzel gibi. Biraz böyle şey, Türkiye'deki köy ekmeği gibi havası var. Evet. Alalım bundan olmadı. Alabiliriz bence. Tamam. Şu güzelmiş. Tamam. Bugünlük alışveriş faslı tamam herhalde. Dünyayı aldı. Şimdi eve gitme vakti. Pazar sabahına uyandık. Bugün de böyle kısa kısa günümüzü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi bugünün ajandasında ne var? Dünden bir ekmek hazırlamıştık. Daha doğrusu ekmek hamuru hazırlamıştık. Onu fırına vereceğiz. Aynı zamanda saat 11'de Superpeer hesabımdan bir birebir görüşme yapacağım. Bir arkadaş tutmuş saat 11 ile 11.30 arasını. Böyle arada hafta sonları bu tarz görüşmeler de oluyor. Onu gerçekleştireceğim. Ondan sonrasında ekmeğimizle birlikte güzel bir kahvaltı yapacağız. Sonrasında da bakacağız. Bir Home Depot'a gitme düşüncemiz var aslında. Bir raf yapma planımız vardı. O yüzden Home Depot'a uğrayabiliriz bugün. Genel olarak böyle dinlenmeli bir pazar günü geçirmeyi planlıyoruz. Merhabalar Yavuz, ne haber? İyidir vallahi benden de. Nasıl keyifler? Yüzler gülüyor. Ben de normalde mesela Amerika için formlar doldurduğumda hep şey yapardım, PDF'e öncesinde yazardım. Ondan sonrasında hani hem doldurmak kolay olur hem de birkaç kez check etme durumu da söz konusu olur diye. Önce doldurmak önemli ama böyle çok da aşırı hani dakikası dakikasına da önemli değil tabii ki. Ekmeğimiz hazır, hamuru hazır. Görmek ister misin? Bak nasıl olmuş. Ooo, nasıl kabarmış. Ne kadar güzel kokuyor ki. Evet, dur üzerine bir de çizik atalım bunu. Bayağıdır bekliyor. Güzel bence mayalandı. Fırını ısıttık zaten, fırın hazır. Bir de gel çizik atalım. Çok çizik beceremedi. O zaman fırına. Çok heyecanlı ya. Ekmekler hazır galiba. Hazır. Ekmekleri alacağız şimdi. Ekmekleri yalnız. Ekmekleri. Sanki 10 tane yaptık da. Güzel gözüküyor ama.
Bakalım. Ya şu kesme işini çok yapamadım ya. Yani böyle jilet gibi bir şey olmalıydı. Jilet de daha keskin yapardık ama. Güzel gözüküyor. Bakalım. Altı nasıl pişti bilmiyorum. Altına da bir bakmamız lazım. Şöyle çıkartacağım hatta abi. Arkası da güzel gözüküyor. Tabii birazcık dinlendirelim bunu. Öyle yiyelim. Evet. Şimdi kesersek hamur olur. Oh. Çok güzel kokuyor ya. Bir de ekşi maya ile yaptık. Çok güzel duruyor. Şimdi biraz dinlendirelim bunu. Daha sonrasında bir de çılbır yanına. Bir de ev yapımı pastırma vardı. Evde pastırma yaptık. Bayağı uzun sürüyor ama. Bir de onunla da böyle yumurtanın yanında. Hala çıtı çıtı ses geliyor böyle. Hala içten içe pişiyor. Karnım acıktı. Pazar yayılması yaptık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra biraz ağırlık çöktü. Şöyle birazcık dinlenelim dedik. Bugün bir Home Depot'a gitme planımız vardı. Yemek masasının olduğu bölüme raf yapmak istiyorum. Home Depot'dan ona bakacaktık. Ama sonra yemekten sonra öyle bir ağırlık çöktü ki dedik dinlenelim, ondan sonra gideriz. Ve dinlenme o dinlenme oldu. İhtiyacımız da varmış aslında. Yorulmuşuz bu iki günde. Yemeğimizi yedik. Şimdi de böyle kocaman bir çanak popcorn yaptık. Film gecesi. Film izleyeceğiz. O yüzden bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.